Herkese merhabalar, ben Hüseyin Olçak. Bugün sizlerle birlikte şu anda son dönemlerde moda haline gelen chair challenge diye adlandırılan bir sandalyeyi kaldıramama akımı aslında. Bunun videolarını yazacağım. Çok ilgimi çekti. Bu aralarda bayağı popüler dedim. Hemen videosunu çekmeliyim açık ve net konuşmak gerekirse. İşin ilginç yanı bu sandalyeyi erkekler kaldıramıyor. Sadece kadınlar kaldırıyor. Ve şöyle bir detay var. İşte duvardan 3 adım mesafeyle geri çekiliyorsunuz. Kafanızı duvara koyuyorsunuz. Sandalyeyi göğsünüze doğru kaldırıp ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Bunu sadece kadınlar yapabiliyor. Erkekler hiçbir şekilde başarılı olamıyor. İlk video 2010 yılında falan atılmış bu konuyla ilgili. Fakat bu ünlü YouTuberların falan bu videoyu çekmesiyle birlikte şu anda trend haline geldi diyebilirim. Bu arada bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Altta geçen sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Videoda kadın yaklaştı. 3 adım geriye gidecek şu anda. Bak, 3 adım geriye gitti. Kafasını duvara koyuyor. Sandalyeyi göğsüne doğru çekiyor. Kalkabiliyor. Aynı sandalyeyle aynı açıdan aynı kurallara uyarak bir erkek geliyor. 3 adım geri çekiliyor ve bu sandalye kalkmıyor arkadaşlar. Bu arada bunun neden olduğunu, yani neden kadınların yapabilip erkeklerin yapamadığını biliyorsanız eğer yorumlarda muhakkak söyleyin çünkü çok merak ediyorum. Hiçbir yerde de bu bilgiye rastlamadım. Yine aynı şekilde 3 adım geriye gidiyor. Kafasını duvara koyuyor. Kaldırabiliyor. Çok sinir bozucu bir olay bence ya. Geliyor. Yani nasıl kaldıramaz ki? Bu yaklaşıyor biraz da yine kaldıramıyor ya. Bir Starbucks çalışanı sanırım. Aynen Starbucks çalışanı. 3 adım geriye gidiyor duvardan. Duvara yaslıyor. Ya aşırı sinir bozucu bir olay ya. Şu anda zaten bu TikTok'tan patladı. Sonrasında YouTuber'lar YouTube'a bu tarz bir içerik üretti. Şu anda dünyanın her yerinde yaygın olarak bu challenge yapılıyor. Neden olabilir ya? Bunun neden olduğunu biliyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin bana arkadaşlar. Bunlar da işin şov kısmında dumbbell koymuşlar. O yanlış yaptı. 3 adım. Vücut 90 derece oluyor. Allah Allah. Kısa boylu olmak. Yani bir şey yapacaksınız, böyle bir şov yapmadan falan olmuyor. Bu da 3 adım geliyor. Öyle de kaldıramazsın işte. Kaldırdı. Bu videoyu ben de ilk defa izliyorum şu anda. Yani videoyu indirdim. Hemen videoyu başlattım. Çekmek istedim. Şu anda burada olanları daha öncesinden görmedim arkadaşlar. Yani ilk defa izliyorum bu videoyu. Ya çok ilginç bir şey ya. Kaldıramıyor. Kaldırdı.
tabure tarzı bir şeyle deniyorlar. İlginç bir şeyler yok mu? Bu hanım ablamız da nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyor sanırım olayların. Bu da ona bakarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Eğiyor kafasını. Bakalım olacak mı? Bu biraz esprili yapmış. Telif yemeyelim, geç. Videodan izlediğim kadarıyla bazı erkekler bu sandalyeyi kaldırmayı başarabiliyor. Bazıları ise kaldıramıyor, büyük olasılıkla kaldıramıyorlar. Fakat istisnasız kadınların hepsi bu sandalyeyi çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Dediğim gibi bunun sebebini eğer biliyorsanız benimle paylaşın alttaki yorum kısmından. Bunun sebebini yapabilirsiniz, yazabilirsiniz bana, iletebilirsiniz. Çünkü çok merak ettiğim bir konu. İnternette de bu konuyla alakalı bir şey bulamadım. Bu tarz video hazırlamak istedim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız veya ne tarz içerik üretmemi istiyorsanız aşağıda yorum kısmından bana belirtmeyi unutmayınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videonun sonuna geldik. Bunu söylememe gerek yok sanırım. Bir sonraki videoya dek hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.